Nurettin Bey. Seyfettin Bey. Esmem. Buradayım Seyfettin Bey. Esmem, olur gitmem. Seyfettin Bey, bayıldınız. Esmem, sizi çok seviyorum Nurettin. Ha? Neredeyim ben? Ne oluyor şu an? Sizin evinizdeyiz. Yani benim evimdeyiz. Ay siz evinizi bana kiraya verdiniz ya, oradayız işte. Esma, ne işin var benim peki burada? Biz sizinle konuşuyorduk. Sonra siz bir kötü oldunuz. Böyle fenalaştınız. Sonra da bayıldınız. Ben ne yapacağımı bilemeyince sizi buraya getirdim. Şimdi hatırladım ben. İyi misiniz? Ben iyiyim, iyiyim, iyiyim. Hiç siz beni düşünmeyin ne olur. Ben çok utanıyorum sizden. Çok çok özür dilerim bütün bu olanlar için. Beni affedin ne olur. Size en ufak kıracak, en ufak bir şey yaptıysam beni affedin ne olur, olur mu? Hiç önemli değil. Yani hiç problem değil. Ben sizin samimiyetinizi biliyorum. Süper, o zaman taşınmayacaksınız değil mi? Yok yani, olur mu? Yani benim burada kalmam bunca olan şeyden sonra hiç doğru değil. Zaten ben sizi üzüyorum. Yok hayır hayır, asıl siz bu kışta kıyamette şimdi bir yere taşınırsanız ben o zaman asıl o zaman çok çok üzülürüm Mevsim Hanım. Ne olur gitmeyin, olur mu? Yani ama benim bunca öğrendiğim şeyden sonra sizin evinizde kalmaya devam etmem ne kadar doğru. Mevsim Hanım. Merak etmeyin. Ben size söylediğim her şeyi içime gömdüm. Bundan sonra sizi üzecek, kıracak en ufak bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum size. Ben bir daha karşınıza bile çıkmam gerekirse hiç yüzümü görmezsiniz benim. Yeter ki benim yüzümden düzeninizi bozmayın, olur mu? Ne olur. Peki yani tamam mı o zaman? Madem bu kadar eminsiniz. Çok eminim hem de. Çok 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 eminim Mevsim Hanım. Ben hatta rahatsız etmeyeyim sizi. Gideyim ben. İyi geceler o zaman size. Seyfettin Bey. Arkadaşız değil mi? Arkadaşız Mevsim Hanım. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi geceler. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Baba oluyorum Adile Hanım, baba oluyorum. 35 sene sonra ben yeniden baba oluyorum ya. Bari ne yapsak, oyun mu kessek? Ya da yok, oyun ufak olur. Dana kessek. Biraz sessiz Hüseyin Bey, bağırıp durmayın, bir duyan olacak. Cümle halime rezil mi edeceksiniz bizi? Ne rezil etmesi be? Ben baba oluyorum diyorum ya. Bütün cümle alem duysun, bugün benim için bayram bayram. Hüseyin Bey, 49 yaşındayım ben, 49. Bu yaştan sonra hamileliği neyi nasıl anlatacağım ben insanlara? El alemin içine nasıl çıkacağım ben? Olur size kimseye bir şey söylemeyin, olur mu? Bak vallahi insan içinde çıkacak yüzüm kalmaz sonra. Tamam. Petim nasılsın? Neyin varmış? Ne dedi doktor? İyiyim ben Timi'yim. Böyle biraz tansiyonum neyim düşmüş. Bir tuzla elenin için filme geleceğim şimdi. Ya. Ne? Hüseyin, bak hele. Adile'de bir haller var. Pek tansiyon anneyim de benzemiyor. Başka bir şey var da bizden mi saklıyorsunuz yoksa? Yok canım. Ver. Ver. Adile Hanım, çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Ne? 2 ay ömrü kalmış ondan sonra. Ne? Ne hastalığıymış bu? Bir yanlışlık neyim olmaz? Ya nereden çıktı şimdi bu hastalık? Yani bir karışıklık neyin olmasın? Bu kadın iyiydi, turp gibiydi düne kadar. Kenan'a söyleyelim istersen, sonuçları bir kontrol et. Yok yok, söylemeyin. Kimseye bir şey söylemeyin. Yani boşu boşuma bir yeğenimi üzmeyin. Çünkü Adile Hanım'ın hastalığı çaresiz bir hastalık. Öyle sinsi sinsi kadının içine girmiş, böyle ilim 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 yemiş bitirmiş don evresine kadar. Tabii bundan sonra bizim onun için yapacağımız yani günlerini iyi geçirmesi için Allah'a dua ettik yani. Allah'ım,
Evet, evet. Tamam, tamam. Söylemek. Sen merak etme. Ama gözünü seveyim, sen de dert etme. Üzme kendini çok. Bak, çıkmadık candan ümit kesilmez derler. Nasıl üzülmeyeyim yenge? Nasıl üzülmeyeyim? Ben daha karıma doymadan, ben daha yeni evlenmiştim. Karıma doymadan toprak mı doyacak onu? Yetti, yetti. Gül gibi karım yetti. Ay çok üzüldüm. Adamın çilesi ama. Bilmiyorum ne olacak bu adamın halı.